5 kuruşluk faydası oluyordu millet. Şu an içeride sergi var mı peki? Var. Sergi var ama kapı kapalı. Allah Allah. Ya. Adnan Menderes okulunun sergisini istemeyenler geldi burayı mühürledi kardeşim. Kilitlediler. Sizin serginiz devam ederken yaptılar bu işi. Bunu da görün işte. Sebep? Valilik, kaymakamlık şuraya ekleyecek vali burayı. Ne kadar kapattım. Emeğe saygısız ya, yani bu yolda. Ya. Evet. Evet. Odunpazarı Belediyesi'ne kiralanmış bir yer. İda her yıl sözleşme yenilenmiş, sözleşme yenilenmiş, bugüne kadar gelmiş. Şimdi Vakıflar İdaresi diyor ki 31.12.2015'ten itibaren ben burayı boşaltıyorum. Kaymakamlık aracılığıyla bize tebligat yaptılar. Biz de mahkemeye müracaat ettik. Kaymakamlığın böyle bir işlem yapmaya yetkisi yoktur. Bu bir kira sözleşmesidir. Kira sözleşmesinde bu işin sona ermesi için mahkemeye müracaat edilmesi gerekir. Tahliye davası açılması gerekir. Dedik, anlatamadık. Birinci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Cuma günü, ayın 15'inde yani. Bu yürütmeyi durdurma kararının tebliğini almadan ya da almak istemeden aniden gelmişler bugün. İçeride Adnan Menderes okulunun sergisi devam ederken burayı kapatmışlar. Buna rağmen gelip burada böyle bir işlem yapılmasının yanlış olduğunu ve protesto ettiğimizi bütün Eskişehir'e duyurmak istiyorum. Yangından mal kaçırıyor böyle. Yani böyle bir şey yok. Sevgili arkadaşlar, değerli Eskişehirliler, şu anda Odunpazarı Kurşunlu Külliyesi'nin Kervansaray bölümünün önündeyiz. Burası 2008 yılından bu yana Odunpazarı Belediyesi tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralanmak suretiyle nikah salonu, sergi salonu olarak kullanılan bir mekan. Bu her yıl yenilenen kira sözleşmeleriyle bugüne kadar devam etmiş. Şu anda 31.12.2015 tarihi itibarıyla sözleşmeyi yenilemeyeceklerini bize daha önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü bildirmişti. Biz de onlara burada sergiler, nikahlar gibi etkinlikler yapıldığını, buraya çok büyük masraflar yaptığımızı, o nedenle kira sözleşmesini devam ettirmek istediğimizi belirten bir yazı göndermiştik. Kaymakamlık bize burayı 15 Ocak 2016 tarihine kadar boşaltmamız için 2886 sayılı yasanın 75. maddesine göre süre verdi. Ben Kaymakam Bey'le görüşmelerim sonucunda bir sonuç alamadım. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı Bey'i aradım. Dedim ki burası 10 yıldır Odunpazarı Belediyesi'nin kullanımındaki bir alan. Şimdi bunu boşaltmanın ne gereği var, vakıflara ne ihtiyaç var dedim. O da ilgileneceğini ve bu işi çözeceğini bana söyledi. Kaymakam Bey'le birkaç kez görüşmem sonucunda bu kararın uygulanacağını bize bildirdi. Biz de bu kararın yanlış olduğunu, idarenin böyle bir yetkisinin olmadığını, bunun ancak yargılama ile sonuçlanabileceğini belirttik ve birinci idare mahkemesine bir dava açtık. Bu açmış olduğumuz davada
15 Ocak 2016 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yani kaymakamlığın işleminin durması için idare mahkemesi bir karar verdi. Ancak kaymakamlık kararı tebliğ etmeden bugün saat 3 gibi burada bir Adnan Menderes Anaokulu çocuklarının etkinliği ve sergisini açmaya geldikleri zaman Sayın Vali, Sayın Milletvekili Harun Karacan'la birlikte burada iken buradan çıktıktan sonra anahtarları, kilidi değiştirmek suretiyle kapıyı kilitlediler ve güya kağıt üstünde burayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teslim ettiler. Şimdi burada iki tane hukuksuzluk var. Bunun birincisi, bu sözleşme 10 yıldır devam ediyordu da bugün neden feshediliyor? Bunun açıklaması yapılmadı. Bu doğru bir tercih değil, doğru bir yaklaşım değil. İki, mahkeme idareye yani kaymakamlığa böyle bir yetkiniz yok, siz bu işi yapamazsınız, bekle, yürütmeyi durduruyorum demesine rağmen bunun uygulanması da hukuka aykırıdır. O nedenle ben saat 16'da yürütmeyi durdurma kararımızı zorla elden tebliğ ettirebildik. Kaymakam Bey telefonlarımıza çıkmıyor ama ben de buradan bu kilit açılıncaya kadar bekleyeceğim, direneceğiz. Bu külliye odun pazarı halkınındır. Bunu hiç kimseye vermeyeceğiz. Yasal olarak bütün haklarımızı kullanacağız. Bunu bütün Eskişehir'in bilmesi lazım. Eğer şu anda buradaki toplanan arkadaşlarımızın birçoğu, bizim belediyemizde bir toplantı vardı. Muhtar arkadaşlarımız, odun pazarı bölgesinin muhtarları. Bunlara teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hava soğuk. İnsanların burada beklemesine gerek yok. Ama ben bu kilit açılıncaya kadar buradayım. Bunu da bütün Eskişehir bilmiyor. Bir buçuk civarı açılış yapıldı burada. AK Parti milletvekilimiz Harun Bey, Harun Karacan Bey, valimiz geldi, Eskişehir valisi, il milliyetin müdürü, ilçe milliyetin müdürleri hepsi geldi buraya. Açılışı yaptılar. Konuşma yapıldı. Ondan sonra onlar gittiler. Odunpazarı emniyet müdürü galiba, yanlış bilmiyorsam, geldi. Güvenlikçiden anahtarı aldı. Burası bana aittir dedi. Zinciri kendisi vurdu. Kilidi vurduk. Kapı, herkes çıkar dışarı. Anaokul çocukları vardı içeride, veliler vardı, öğretmenler vardı, sergiyi gezenler vardı. Herkesi boşalttı, kapıyı kilidi vurdu.